Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motiflerimiz bakınız şu şekilde e, her zamanki klasik şekliyle ördüğümüz motifimiz. Üç renkli olarak çalıştığım motifimiz ve bunu da iki renkli olarak çalıştım. E, şimdi bu videomuzda bu çalışmamızı sizlerle paylaşacağız. Daha öncesinde bu e, klasik motifimizin çalışmasını yapmıştık. Evet, kolay gelsin diyerek hemen iki renkten ördüğümüz motifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. İki renkten oluşan motifimi e, çalışmak için şu şekilde renklerimi kullanmaktayım. İkisi de Alize'nin süper Lana e, markasındaki klasik ipi. Yeşilimle ortayı çalışmak istiyorum. zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Birinci zincir üzerine gelerek batıyorum. Bir tane yuvarlağımı yapıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Kapamış olduğum yuvanın tam içine bir tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum. 1 ve 2. Bakınız 3 tane trabzanım oldu. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar yuvarlağın içerisine girerek 1 ve 2. 2 defa da çektiğim bir tane trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar yanına 1 ve 2. Aynı şekilde 1 ve 2. 3 tane trabzan daha örüyorum. Bakınız 3 trabzan yan yana araya bir tane zincir çekiyorum. 3'er trabzanımdan sonra bir tane zincirimiz var. Şimdi aynı şekilde yuvanın içerisine 3 tane daha trabzanım örüyorum. Başını doluyorum. 1 ve 2. 3. trabzanımı da bu şekilde ördüm. 3 trabzan bitince bir tane zincir çekiyorum tekrar 3 trabzan daha örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımızı ördük şöyle görelim Bakınız. 3 zincir çektim yanına 2 trabzan ördüm 3 trabzanım oldu araya 1 zincir çektim tekrar 3 tane trabzanı yuvanın içerisine yan yana ördüm Bir zincir çektim yeniden 3 trabzan ördüm 1 zincir çektim ve 4. grubumu da bu şekilde örerek tamamladım 3'er trabzan grubundan 4 grubumuzu oluşturuyorum 1 2 3 ve 4 ve bir tane zincirimi çektikten sonra şimdi şu kısma batıyorum ve diğer rengimi alarak ikinci rengime geçişimi yapıyorum. Şöyle geçişimizi yaptım. Biraz uzun alalım. Hatta hemen yeşil ipimize bağlayalım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum. Bir trabzan ve ikinci trabzanımı örüyorum. Burada 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yeniden 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi köşelerimizi örüyoruz. Araya zincir çekmeden hemen diğer köşemin içine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Her iki grubun kendi arasında bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı yeniden örüyorum. 2 ve 3. Grup arası geçişte zincirimi çekmiyorum. Araya ilerliyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 1 zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 3 trabzanımı ördüm Gruplar arası zincir çekmeden yeniden son grubumuzu örüyorum 1 2 ve 3 1 zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bakınız, birinci sıramızda sadece yeşilimizi kullandık, ikinci sıramızda sadece bordomuzu kullanarak ikinci sıramızı oluşturduk. Şimdi son köşemizi ördükten sonra ilk köşemizdeki zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Geçişimi yapıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen aynı yere bir tane trabzan örüyorum tığımın başını doluyorum bir tane daha trabzanımı buraya örüyorum son kapamasını yeşil rengimle yapıyorum Bordumu öne alıyorum yeşil rengimi şu şekilde arkadan tutuyorum ve örmeye başlıyorum bakınız geçişimi yeşille yaptım ve bir tane zincirimi çekiyorum ve buradaki köşenin olduğu yere 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı yeşil ipimle yapıyorum 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 ve 3 3 tane trabzanımıza bir zincirimizi 3 trabzanımızı ördüm yeşil ipimi aşağıya alıyorum Bakınız şöyle ön kısımdan götürüyorum. Yani arkada kalmıyor. Arkada öreceğimiz ipimizi tutuyoruz. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya giriyorum ve örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar aşağıya bordo ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum bir zincirimi çekiyorum görmüş olduğum köşeye şuradaki köşeyi aynı şekilde örüyorum şurada yaptığımız gibi 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum tekrar 3 trabzanımı örüyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz köşelerimizi yeşille yapıyoruz aradaki grubumuzu ise bordomuzda örüyoruz aşağıya alıyorum bordumu parmağıma sarıyorum bir zincirimi çektikten sonra yeşilim altta devam ediyor 3 tane trabzanımı ara boşluğun içerisine örüyorum 2 ve 3 yeşilimi alıyorum tekrar bir zincir çekiyorum Bordom altta köşeyi örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekip tekrar 3 trabzanımı örüyorum bakınız şimdiden modelimiz gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı üçüncü trabzanı ördükten sonra alta yeşilimi bırakıyorum bir tane zincirimi bordomla çekiyorum tekrar altta yeşilim tığımın başını doluyorum ve ilerliyorum 1 2 3 tekrar aşağıya bordoyu alıyorum. Yeşil ipimi elime alıyorum. Bir zincir çekerek rengimin geçişini yapıyorum. Bordoyu aşağıya alıyorum. Ve köşedeki yeşilimi örüyorum. 2 3 Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Şöyle bakınız. İki renkten oluşan motifimizin birinci sırasında yeşilimizle ördük. İkinci sırasında bordomuzla. Üçüncü sırada hem yeşilimize hem bordomuzu devam ettirerek ördük. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kısımdan birleştiriyoruz. Bakınız bordomuzu zaten örmüştüm. Hemen gelip atıyorum şu şekilde. Üçüncü sıramızı da kapamış olduk. Evet birleşme noktasını yaptıktan sonra yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yerin içerisine bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekip hemen yandaki grubun içerisine giriyorum. Bir zincirimin olduğu yere bir, iki ve üç tane trabzanımı örüyorum. Bordo ipimi alıyorum. Yeşil ipimi öne doğru alıp bir tane zincirimi çekiyorum ve bordomuzu köşeden örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yeşilim yine altta 3 trabzan bir zincir 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Şöyle görelim. 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan ördüm. Köşeye gelirken 3 trabzan bir zincir 3 trabzan köşemizi hazırladım hemen bordo'yu öne alıyorum yeşil ipimle bir zincirimi çekiyorum hemen yeşilimle şu iki arayı yeşil olarak örüyorum 1 ve 2 hemen yanındaki grubun içerisine yeşilimizle ve bordo ipimizi bakınız alttan götürüyorum 2 ve 3 İki tane yeşilimizi hemen araya ördüm. Köşemize bordo rengimizi ördüm. Tekrar araya iki tane grup olarak yeşillerimizi ördüm. Tekrar köşeme bakınız. Tam şuradaki köşeye bordomuzu öreceğiz. Hemen ipimizi yeşili gizliyorum. Bordo rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekerek ipimle rengimi değiştiriyorum. Bakınız şu şekilde alıyorum. Bir. 2 ve 3. Bir tane zincir mutlaka çekiyoruz. 3 trabzanımızı tekrar örüyorum. 3. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen borluğumu alta alıyorum. Her zaman yapmış olduğumuz gibi yeşilimizle devam ediyoruz bu sıramızda. Bakınız bir devamlılık sağlıyoruz. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1 2 ve 3. ipimi bırakıyorum. bordondan bir tane zincir çekiyorum ve yeşilimi altı alıyorum. 3 tırabzanımı ördüm. Şöyle bakalım bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar 3 tane trabzanımı köşeye örüyorum 3 rengimi değiştiriyorum renk değiştirirken bakınız altta kalacak ip önde ördüğümüz ip arkada olsun o zaman daha güzel gizleniyor ve örmenizde hiç zorluk yaşamıyorsunuz tekrar 1 2 ve 3 giriyorum. Bordomu alıyorum. Bir zincirimi çekip sıkıştırıyorum ve yeşilimi alta gizliyorum. köşelerimi bordoyla ördüm ve tamamladım. Şöyle bakacak olursak bakınız. Gayet güzel oldu. Şimdi birleşme işlemimizi hemen yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üç tane zincir çekerek başlattığım trabzanımın üzerine gelerek şu şekilde batıyorum. Evet yeniden battığımız yerden başlayalım. Yeşil ipimizi alttan götürüyoruz. Üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, Ve 3 Tığımın başını doluyorum. Hemen bordumla yeşilimin olduğu yeri yani zincirimi çektiğim yerin hemen dibine gelerek batıyorum. Bir trabzanım ve ikinci trabzanımı da örüyorum. Toplamda zincirimizle birlikte üç tane trabzanımız oldu. Şimdi bordomu bırakıyorum. Yeşil rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Araya girerek yeşilimle üç tane trabzanımı örüyorum. İki ve üç. Yeşilimi bırakıyorum. Bordomla bir zincir çektikten sonra 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 3. trabzanımı da ördükten sonra şöyle bordomuzu öne alalım. Yeşilimi alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bordom aşağıda köşemize yeşil rengimizle 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımızı örelim şu şekilde tekrar bir tane zincirimi çekiyorum bordomla yeşili altı alıyorum araya girerek bordomu örüyorum 3 Yeşilimle bir zincir çekiyorum çok zevkli örmesi lütfen gözünüzde büyümesin görüntüsü de örmesi de çok zevkli bir çalışma 3 tekrar bir zincirimi bordomla çekiyorum yana 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 şöyle görelim Bakınız modelimiz ne kadar hoş görülmekte. Şimdi e, bordo'yu aşağıya alıp köşeye yeşilimizi örelim. Her renk geçişimizde mutlaka bir tane zincirimizi çekip geçiş rengimizi yumuşatıyoruz. Bakınız ve alta alıyoruz. 3 trabzan, bir zincir, üç tane trabzan. Tekrar renk değiştiriyorum. Bordomu alıyorum. Ve bir zincirimi çekerek hem geçişimi yumuşatıyorum hem arayı kapatıyorum. Hepsini aynı anda yapıyorum. Bakınız. 1 2 ve 3 Tekrar yeşilimi alıyorum. Ördüğümüz ip hep arkada olsun. Alttan götürdüğümüz ip önde olsun. Araya giriyorum. Ve bu şekilde örerek istediğiniz kadar modelimizi büyütebilirsiniz. Küçük küçük modeller yaparak birleştirip dediğimiz battanelerde, örtülerde kullanabiliriz. 2 ve 3. Tekrar rengimizi değiştirelim. Yeşilimle bir tane zincirimi çekiyorum. Bordomu aşağıya alıyorum. Köşemi yapıyorum buraya kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek ilerleyelim. Bordomla geçişimi yapıyorum. Şu şekilde. En son bordomuzla birleştirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Diğer ipimi de alttan kesiyorum. Her ikisini şu şekilde içeriye gizliyorum. İçeriye gizlerken bir tane de düğümümüzü atalım. Bakınız tığ yardımıyla alalım şu şekilde bir tane de düğümümüzü atalım hiç açılma problemi yaşamayalım Evet motifimizin arkasından şöyle görmekteyiz hemen fazla iplerimizi keselim arkadaki iplerini temizledikten sonra motifim kullanılmaya hazır hale geldi bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere